Burcum, boşlukların insanı senin özel ittirmelerin sayesinde de en sonunda hayat buldu çok şükür. Evet. Elimize geldi işte burada. Şöyle. Boşlukların insanı. İlk başta söylemeyelim ama başka isim düşüncelerimiz vardı ama bu sonra çok güzel oturdu. Evet. Sen bu tanımı bir yerden esinlendiğini biliyorum. Nereden o? Henry Drummond bence çok önemli düşün insanlarından biri sanayi devriminden bugüne kendisini ele aldığımızda. Onun çok güzel bir nesne metaforu. Yani evren o kadar büyük ki, o kadar eski ve o kadar sonsuz ki. Koca bir delik aynı zamanda. İçini dolduramayacağım bir delik. Dolayısıyla insan da asla evrenin içini dolduramayacak diyor. Kavram buradan yola çıkıyor. Gerçekten de boşluklarda yüzüyoruz değil mi? Aşkın içini doldurmaya çalışıyoruz ama Apollon değiliz. Tüketimin içini doldurmaya çalışıyoruz ama yeteri kadar hiçbir zaman tüketmeyeceğiz çünkü midemizin sınırı belli. Midemizin sınırı belli. Bilginin sonsuzluğu içerisinde hangi bilgiyi dolduracaksın? Örnekleri hatırlatabilir ama o yüzden sanki insan sınırlı yolculuğunda, sınırsız bir boşlukta salınıp giden bir şeye benziyor. Seninle bizi buluşturan konu da zaten bu ya işte. Bu keşfin sınırı olmadığının reklamını yapıp duruyorum senelerdir. Ha. Kime karşı ama? Öğrendim ve her şeyi çözdüm diyen ve dedirten bakışlara ve görüşlere karşı. İnsanları belli bir yerlere rapt eden, ideolojileri hapseden, bağnazlıklarda kilitleyen, bir sürü ideolojiye rağmen diyoruz ki hayır, keşfedilecek çok şey var. Burası bizim için çok çok büyük bir yer. İşte temaşa edelim, öyle geçelim. O yüzden hakikaten sınırsız bir boşlukta, sınırsız bir keşif ve genişleme imkanıyla yaşıyoruz. İnşallah sen de ben de benzer kafalarda olduğumuz için şu metin biraz birilerini gaza getirir de üf her gün aynı, ay çok sıkıldım, aman ne zaman bitecek falan demeden önce inşallah şöyle günlük hayatımıza, birbirimize, yanımızdaki insanlara başka bir keyif nazarıyla bakalım. Bu arada yazarken aklıma düşen bir şeydi. Biz tanıdığımız insanları böyle tanıdık diye grupluyoruz ya. Halbuki esas boşluklar orada var. Yani esas oraya bir yakından bakınca seninle bunu yazarken mesela ayrı bir tanışıklık, ayrı bir yılların getirdiği bütün hikayeden başka bir şeye dönüşüyor. Bir nazar edelim. Eşe, çoluğa, çocuğa, kim varsa etrafımızda, anaya, babaya. Başka bir keşif çıkacak oradan yani bence. Sonu yok.